Sana da 50 lira falan gelecek oradan toplamda. Ha bu arada şey Twitch'te arkadaşlar şöyle bir şey var. Ya, harbiden size yarıyor derken 10 liraya abonelik. 2 ya da 3 lira falan geliyor yayıncılara yani. Onu belirteyim size. Yapacak bir şey yok. Discord'dan ban yedim sırf 11 yaşındayım diye. Hadi lan oradan küçük. İnternette yaş yoktur. Bir saçmalık yapmışsındır. Bence o. Davut sen trollsün oğlum ya. Vallahi büyük trollsün. Hazırsak girelim bu arada canlar. Kuyla için bir daha açayım şu Ufak. dördün ikisini ya. Bir dördü açayım. Bu arada şahsi görüşüm Amazon Prime'dan sonra normal abonelik fiyatlarının artacağı yönünde. Ben yani Amazon Muhabbeti Prime kaç geçmişlerde paraydı? 7 duydum. miydi? 39 falan olmuş. Yani şey zor arkadaşlar. Vallahi Allah yeni yayıncılara ve orta seviye yayıncılara kolaylıklar versin. Oradan çok fazla abone geliyordu çünkü az da olsa bir gelir oluyordu. Yani asgari ücretten bile az olabilir. Artık böyle orta altı yayıncıların geliri o şeyden sonra. Millet abone olamayacak. Evet. İnşallah abonelik paraları artar. Eskiden 5 dolardı. Ya gene Twitch alıyordu yarısından fazlasını ama hatır sayılır bir para geliyordu yani. Ya bizim Ya sponsorlarımız falan şimdi var. Biz yani yıllardır kazanıyoruz şükür ama genel olarak abi yani bir yayıncılığın yandan da gelişmesi şimdi için 5 dolar olsa kim kime yollayabilecek abi, kim şey yapabilecek? ya Bir yayın anda sayısı tekrardan 5 dolara çevrilse tabi üf. ne oluyor? O 100 lira oluyor abi. 100 lira. Yayın sayısı azalır. Böyle kalırsa ya Twitch gelişmesine rağmen gelişme eğimi azalır dostum. Yani sonuçta para bir motivasyon hayatın devamı için lazım olan bir şey. Herif yayın yapıp ayda 1000 lira kazanırsa olmaz yani. Bu arada ya biz de örneğin mesela reklam koymuyoruz şu an bu yayınlara Benim bile. hiç sponsorum bir şeyim yok bak bayağıdır. 20-30 yayın yaptım. Dedim ilk defa bugün sponsor alıyorum yani. İçime siniyor o yüzden. Gönlüm çok Hayır, rahat. normal akan reklamı da koymuyoruz. Ona rağmen Ben çıkıyor. evet o reklamı koymuyorum arkadaşlar onu bilin bak. Çok değer veriyorum çünkü bugün YouTube'a da bir ya da iki tane küçük reklam koydum içine. Onu YouTube koyuyor zaten. Eskiden koymuyordum. Koymadığım dönem kanal 50 bine kadar yükselmişti. Reklam koyunca YouTube dedi ki sen bana para kazandırıyorsun yürü ya kulum. Yani kanal büyüsün diye YouTube'a da küçük reklamlar koyuyor. Mesela benim ayrı yaptığım bir şey daha var. Skippable yani geçilebilen ve geçilemeyen non-skippable'lara tıklamıyorum ben. Hani zorla izlemek zorunda olduğunuz böyle 60 saniyelik, 30 saniyelik reklamlar. Onlar benim YouTube kanalımda ömür boyu çıkmadı. Çıkartmayı da düşünmüyorum onları da haberiniz olsun. Ben zaten ara sıra sponsor alıyorum. Oradan kazanıyorum ama dediğim gibi. Twitch'te çıkanlar da bizim bastığımız reklamlar değil abiler. Onu Aynen söyleyeyim. öyle. Haberiniz olsun yani size harbiden çok değer veriyorum. Zamanınıza çok değer veriyorum. Her saniyede eğlenin. Saçma sapan reklamlar görmeyin istiyorum. Ama YouTube'da da mesela videonun ilk başına çıkan reklamı da YouTube otomatik koyuyor. Onu da kapatamıyorsun. Haberiniz olsun. Bunlardan. Hadi bir